Herkese merhabalar arkadaşlar. Anemik Vampir kanalına yeniden hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, sıcağı sıcağına bir video çekiyorum şimdi sizlerle beraber. Biraz acele oluyor arkadaşlar bu video işleri. Çünkü fazla vaktim olmuyor. Canlı yayınlar, iş falan, eve gel vesaire, videolara fazla vakit kalmadığı için hızlı hızlı hemen sizlere anlatacağım. Evet arkadaşlar, bugün ETS 2'de ETS 2 versiyon 1.31'in açık betası yayınlandı, open beta. Ben hemen bunu güncelledim arkadaşlar, betaya geçtim. Bu betada neler değişmiş, 1.31'de bize neler gelecek, yani daha doğrusu geldi de beta olarak geldi. Bunu da biliyorsunuz, multiplayer'e giremiyorsunuz. Neler oldu, neler bitti, onları göstereceğim arkadaşlar 1.31 ile birlikte gelenleri. Sizlerle beraber bakacağım. Kusura bakmayın, biraz kelimeleri şey yapıyorum. Fazla vaktim yok çünkü. Şimdi arkadaşlar, öncelikle biliyorsunuz R ve S'lerde arkadaşlar şu 8x4 şasi yoktu. Bu geldi arkadaşlar. Yani 8x4 R ve S kamyon şasisi şeklinde duyuruldu bu. Bakın. Zaten S730 burada görüyorsunuz. R var, R650. Zaten şunu yapılandırın dediğinizde 650 görünüyor ama burada motor taktığınızda bu da R730. Altta görüyorsunuz gençler, şurada evet R730 olmuş oluyor. Yani birinci maddemiz arkadaşlar S ve R seri kamyonlara 8x4 şasi özelliği geldi. Daha sonra arkadaşlar, şimdi buradan bir ayrılayım ben bir saniye. Şimdi S730'a direkt gelelim. Yani S730 kabini üzerinden gidelim. Biliyorsunuz arkadaşlar, bunlara Mighty Griffin DLC'sini uygulayamıyorduk. Bu sene gelen S ve R yeni modeller geldi biliyorsunuz. Yani bu senenin dediğim, yani son gelen, tam ne zaman geldiğini hatırlayamıyorum. Mighty Griffin DLC, yani Scania Tuning Pack diyeyim, hani DAF gibi konuşayım. Scania'nın modifiye paketini uygulayamıyorduk arkadaşlar. Artık bunlar da uygulanabiliyor. Bu tabii ki bu güncellemenin şeyi olarak da, hani güncelleme notu olarak da denmeyebilir ama beraber geldiler, öyle söyleyeyim. Ben de iç içe kattım. Daha sonra arkadaşlar, şu arkadaki gördüğünüz, yaklaşamıyorum. Neyse, şu arkadaki görmüş olduğunuz arkadaşlar kablolar, borular falan, bu hava boruları, iletişim, elektrik, çarçurt kablolara, kablolarına arkadaşlar animasyon özelliği geldi. İşte hareket ediyorlar. Yani onların o esnekliğini falan görebiliyorsunuz. Bu geldi. Geliştirilmiş ayna işlevleri diye bir şey okudum. Geliştirilmiş ayna işlevlerinde işte kafa pozisyonu tabanlı, FOV, düzgün kavisli aynalar gibi, hani sürüm notlarında bu şekilde çevirdim arkadaşlar. Böyle bir özellik gelmiş, yani geliştirilmiş ayna işlevleri. Ben ona bakacağım ama hani tam olarak ne olduğunu anlayamadım ama bakacağım, belki anlayabilirim. Bir de rastgele yol etkinlikleri diye bir şeyden daha bahsetmişler. Yani 1.31'in en belirgin özellikleri bunlar. Ama benim en çok merak ettiğim bu S730'da bu Mighty Griffin nasıl duracak arkadaşlar? Şimdi ben bu aracı hemen yapılandırayım. Hemen şöyle gelelim gençler. Geç. Zaten uzun şasi 8x4'te kalıyorum. Direkt hemen dur, motorum 6 vites olsun benim. Heh. Hemen şöyle dış. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Bakın. Bu çakarlar biliyorsunuz sonradan geldi. Special Transport'la beraber geldi. Önceden şu işaretler yoktu diye biliyorum. Special Transport'un DLC'sine ait olduğunu anlatıyor oyun burada. O dikkatimi çekti. Şimdi onları geçtik. Bakalım arkadaşlar, Mighty Griffin'de neler ekleyebiliyoruz? Hemen zaten LED'leri görüyorsunuz gençler. Mighty Griffin'le beraber gelen arkadaki LED'ler, kabinin içi LED mi diyelim artık, ne diyelim? V8 koyabiliyoruz. Gene burada Scania'nın
amblemini koyabiliyoruz. İşte buraya da koyalım misal. Ben tabi biraz abartılı yapacağım. Gene arkadaşlar bakın Mighty Griffin renkli aracın renginde ne bu? Ön cam çerçevesiymiş arkadaşlar. Aracın rengini aldırabiliyorsunuz. Hangi rengi yaparsanız o şekilde. Şöyle aşağıya doğru gideyim. Ön ızgara koruma demiri. Şöyle. Gene Mighty Griffin'le 10 numara 5 yıldız. Şimdi ızgaralara gelelim. Abi işte en sevdiğim kısmı. Izgaralar arkadaşlar. S730 yeni kabin. S730'a şu an Mighty Griffin bakıyoruz. Abi şu efsane ya. Efsane. Gene arkadaşlar şu LED strop special transportla geldi biliyorsunuz. LED stroplar neydi? Çakar lambalar yanıp sönüyor. Eğer sizin de special transport DLC'niz varsa böyle ekleyip bunları çılgın attırabilirsiniz. Bakın şimdi. Bunun tabii Mighty Griffin'le bir ilgisi yok. Ben tamamen şu an süs. Evet. Farlarımız böyle kalsın. Alçak gri plastik farsız. Alçak gri plastik. Bu farlı arkadaşlar. Bunların ikisi Mighty Griffin. Evet. Mighty Griffin. Herhangi bir şey ön etek koruma demirinde Mighty Griffin'le ilgili bir parça yok. Normal. Standart oyunun parçaları var. Buraya da normal sarı kromları ekleyelim. Yani çakarsız. Şöyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar apar topar alelacele hani görebildiğim şeyleri, keşfedebildiğim şeyleri çektiğim için eksiklikler olabilir. Eksiklikleri de siz yorumlarda tamamlarsınız. Blank, Mighty Griffin Special, V8 Extra. Ne bunlar? Kapı kenarlığı. Tamam, böyle olsun. Mighty Griffin. Kapı kolu. Buraya bir V8 amblemi koymuş. Zaten var. Burada yan panel. Yan panelli arkadaşlar. Şöyle olsun. Aracın renginde de olabiliyor. Bu gene Mighty Griffin'le gelen renkli aynalar. Bayrak kısmı kalsın. Burada bir şey yok. Evet. Burada gene ek ışıklar. Ek ışıkların görünümü. Evet, böyle Matrix olarak seçtim. Bu da Mighty Griffin'le gelen parçalardan birisiydi. Hemen arkaya döndük. Arka tampo... Abi! Oo, gol olur. Gol olur abi, gol olur. Abi o neydi öyle ya? Ben nereye kaybettim onu ya? O bir dakika abi. Sen şunu bir çıkar bakayım. Of of of. Hangisiydi? Allah Allah ben ne yaptım az önce ya? Farkında değilim. Paspaslar, Scania. Allah Allah. Az önce bir demir gördüm. Evet, şu an işte bu abi. Chariot. Chariot arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Arkaya çakar çakılıyor. Abi arkaya çakar. Tak abi. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Chariot. Chariot. Arkaya da çakarlarımı koydum. Şimdi boyaya el atacağım. Koymadığım yer kaldı mı? Işıkları bir yakalım. Tak tak. Abi ne güzel ya. Süper. 10 numara 5 yıldız abi. Çok güzel. Evet. Izgara var arkadaşlar. Ön ızgara 1. Scania 2. Thor Dark. Thor Silver, Thor White. Bu 4 tane arkadaşlar Mighty Griffin. Ben şöyle Scania olanı seçeceğim. Evet seçtim. Gelelim.
İç taraftaki parçalarda aman aman bir şey olacağını sanmıyorum. Hani Mighty Griffin'le ilgili. Sanmıyorum değil, yoktur zaten. İç tarafa pek değinmeyeceğim. Şöyle. Madem öyle yaptık abi. Abi ateş ediyor, ateş. Ateş ediyor gençler. Çok fena oldu bu. Bu iş çok fena oldu gençler. Şimdi buna şöyle renk karıştıralım. Ya da böyle kalsın abi. King Griffin sanırım bu yoktu diye biliyorum arkadaşlar. Eğer yanılıyorsam lütfen yorumda belirtin abi, vardı yoktu diye. Biliyorsunuz Instagram adresinde falan SCS böyle bir görsel paylaşmıştı. Bu da sanırım o. Bu da sanırım o boya paketi. Evet, V8 abi. Yani şu an var ya buraya. Hemen yani şu tırla var ya çıkıp çılgınlar gibi kendim oradan oraya çarpasım geldi ya. Lastiklerimizi Michelin yapalım. Ha bu, o çamurluklara da değinelim. Çamurluklar da var. Çamurluklar arkadaşlar iki seçenek. Mighty Griffin gri plastik, renkli plastik gri. Gene ön çamurluklar da aynı şekilde. Renkli gri, gri plastik. İki tane. Şöyle renkli yapalım. Arkası gri plastik oldu. Şimdi ben şuna bakmadım ama burada o renk oynayabiliyoruz abi. Renk oynayabiliyoruz. Skin üstünde kalıyor. Skin'in renginde değişiklikler yapabiliyoruz. Bu nerenin rengi? Ha bu. Bakayım. Renkte bir değişiklik olmuyor. Şuna bir bakalım. Şuna canım. Ha. Arkadaşlar yani ben bunu var ya bak, siyah yaparım. Şunu bu şimdi bakayım. Beyaza çalsam. Of. Gençler. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Fazla da videoyu uzatmak istemiyorum. Onayla diyelim. Takas diyelim. Elimizdekiyle değiştirsin. Tamam. Yepyeni çekiciniz hayırlı olsun dedi. Hemen ESC. Hemen O'ya bir çakalım. Şey yapmadım arkadaşlar. Şu arkadaki çakarlara bakmak istiyorum abi. Çok güzel ya. Çok iyi değil mi? Çok güzel, evet. Hani korna morna eklemedim arkadaşlar. Onlar zaten standart bildiğimiz şeyler. Şimdi arkadaşlar ben bir iş alayım. Nakliye piyasası. Serbest çalış diyelim. Hemen olduğumuz şehirde, hatta ağır bir yük var mı? Yani Dorse kablolarını görebileceğimiz, daha rahat görebileceğimiz bir yük olsun. Tamam. Evet. Hem sürmüş olalım. Şeyi ayarlayalım gençler. Pardon. Şöyle. Gebahem çok güzel oldu bu. Of abi. Tamam. İç kabin görüyorsunuz arkadaşlar. Altta kırmızı ışıklar var. Hey maşallah be. Sesine kurban, sesine. Yaradan. Şimdi geliştirilmiş ayna işlevleri, kafa pozisyonları falan diyor. Sanırım koltuk ayarı, ayna ayarı. Yani sanırım burada bir geliştirme oldu arkadaşlar. Bakın. Yani ön, yan. Yani ben bunları pek kurcalamadığım için hani eskisiyle yenisi arasında bir karşılaştırma yapamayacağım ama yani sürüm notlarında böyle bir not var. Geliştirilmiş ayna işlevleri. Bir de rastgele yol etkinlikleri var. Yani rastgele yol etkinlikleri hani oynadıkça çözeriz diyeyim. Şimdi şöyle bir gidelim. Kaç?
3 kilometre zaten aynı yerdeydik. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Gerçekten süper. Yani Mighty Griffin'i şu kasaya eklemeyi çok bekledik. Biz kodlarla falan bazı bir şeyler yapıyorduk ama kodsuz olarak yapmak Allah ayrı bir zevkli. Hemen şirkete. Ya normalde ışınlanırım istesem arkadaşlar biliyorsunuz da hani ben biraz süreyim dedim. Hemen işi alalım. Bakayım. Neyse aslında görürüz ya ama neyse daha kaz boynuzu olsun. Daha rahat görürüz. Oh, bu. Ana yanlış yere geldim. Doğrusu öbür tarafta. Şöyle yakalım mı gençler? Arkaya baksana abi. Arka bildiğin arka taraftan geleni kör edecek ya. Yani aslında bu şasiye bizim heavy almamız lazımdı ama ben hani benim burada yük almamın sebebi şu Dorsa kablolarına bakmak. Animasyon koymuşlar arkadaşlar. Ulan geriye takamın. Allah'ım. Geri vitesi yok mu lan bu tarın? Evet arkadaşlar bakın işi alıyorum. Gördüğünüz gibi kablolar bağlandı. Bakın. Kabloların işte bu animasyon arkadaşlar 1.31 ile beraber geldi. Tabii ki daha bir gerçekçilik. Direksiyonum yerinden oynuyor ya. Daha bir gerçekçilik katmış mı? Bence katmış. Öyle değil mi? Bakın. Şöyle bir zorlayalım. Kopartayım mı lan kablonu senin? Oo. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar, böyle uzanıyor bu kablolar. Kopmuyor. Kopana kadar çevireceğim. Versiyon 1.31 açık beta arkadaşlar. Şu an betada bununla multiplayer'a giremezsiniz. Tekrar söylüyorum. Şu an giremezsiniz. Ama ileride tabii ki gireceğiz. Evet, bunu işi bir iptal edeyim. Şimdi arkadaşlar, uzun şasimizde bir heavy nasıl görünecek? Hani şöyle bir görsellik, yani görselliği bir görelim ya, değil mi? Şuradan ben serbest çalış diyeyim, nakliye piyasası. Serbest çalış. Nasıl olsa ışınlanırım. Şöyle ne alalım abi? Çok affilli değişik bir şeyler. Ne olsun abi? Ne olsun? Heavy kargodan alacağım. Special transport değil de heavy kargodan alacağım. Tamam. Bu metal göbek 28 ton. GPS hedefi olarak ayarla. Neredeymiş bu? Geneve. İşaretlemeye gerek yok. Ben şimdi yükü alayım arkadaşlar. Hemen alacağım yükü, tekrar döneceğim. Arkadaşlar Geneve'ye geldim. Işınlanarak. Bunda da görünürdü aslında. İlk başta bunu da alsam olurdu. Neyse, şöyle bir heavy'yi alalım. Evet, tekrar alıyorum. Gördüğünüz gibi kablolar bağlandı. Evet. Versiyon 1.31'de görebildiklerim
Bunlar arkadaşlar. Gene ben güncelleme notlarını, çünkü küçük değişiklikler var gene oyunda. Farklı küçük değişiklikler var. Hani gözle görülmeyecek falan veya dikkat edilmeyecek küçük güncelleştirmeler var. Onları da not olarak alt tarafa eklerim. Oradan okursunuz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Daha başka diyecek bir şeyim yok. Eğer söylediğim eksik şeyler varsa yorumlarda belirtirseniz, böylelikle de diğer arkadaşları bilgilendirmiş oluruz diyorum. Bu videomu burada yavaş yavaş sonlandırıyorum arkadaşlar. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.